Merhaba arkadaşlar. 9. sınıf 1. dönem 1. yazılı çalışmasına hoş geldiniz. Öncelikle şunu söyleyeyim size. Yüz aldıracak bir video hazırladık. Öğrenci notlarımız hap bilgilerle donatıldı. Şunu mutlaka yapın. Ekran kayıtlarını mutlaka alın. Çünkü birkaç ekranda bütün yazılı çalışmasının konularının tümünü taramış olacağız. Açık uçlu ve klasik sorularımız var. O soruları birlikte yapmaya çalışalım. Bu arada tabii ki bir müddet sonra açıklama yapacağız. Tabii ki hep ortak sınav provası da yapacağız. İddialıyız arkadaşlar. Gerçekten çok güzel notlar. Çok sıkı takip edin. Ve birkaç gün öncesinden bir baktınız mı? Sonra yine iki turla beraber toplam üç turda yapamayacağınız bir şey yoktur. Bu arada bir el kitabı hazırladık. Mükemmel bir kitap. Özetler. Notlarla birlikte. Çok küçük özetler halinde olayı bütünledik. Yani baktığınızda birinci adımda tabii ki arka kapaktaki etiketi kazıyıp koda ulaşacaksınız kitabı elde ettikten sonra. Ondan sonra da ikinci adımda da buradaki sınavlara ulaşacaksınız. Hap bilgileri aynı kitaba koyduk. Birinci ve ikinci yazılar halinde kitabımızda aldığınızda iddialıyız. Çok memnun kalacaksınız. Merhaba arkadaşlar. Bu videoda yazı notları kitabımızdan Meportak sınav denemelerine nasıl ulaşacağımızı göstereceğim. Telefonunuzda TASS uygulaması yüklü değilse hemen indirebilirsiniz. Öncelikle yazı notları kitabımızın arkasında bulunan bu etiketi nazikçe kazıyoruz. Burada gördüğünüz aktivasyon kodunu TASS uygulamasındaki kitap aktivasyonu yazan bölüme gireceğiz. Aktif et dediğimizde ise gördüğünüz gibi MEP ortak sınav denemelerine kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Bu sayede Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı ortak sınavlarda karşımıza çıkabilecek soru tiplerini çözeceğiz ve sınavlara tam anlamıyla hazır bir şekilde gireceğiz. Dilerseniz bu işlemleri tonguçmazda.com dijital kitap bölümünden de kolaylıkla yapabilirsiniz. O zaman hepinize yazılarda başarılar. Peki ne yapacağız? Tarih ve zaman ünitemiz tümüyle yazılı konularımız içerisinde. İkinci ünite kadim dünyada insan bölümü olsa da aslında onun bir kısmıyla yazılıyı tamamlayacağız. Birinci yazılıyı böyle tamamlıyoruz arkadaşlar. Peki neler var? Öncelikle başlangıçta konuların ilk bölümünde tarih nedir bölümünde aslında tarihin tanımı, tarihin konusu nedir, tarih biliminin yöntemi nedir, kaynak çeşitleri, tarihe yardımcı bilimler, neden tarih öğreniyoruz, tarihte temel ilkeler ve tarih yazım şekillerine bakacağız. Tarih nedirle başlarsak arkadaşlar. Öncelikle tarihin tanımıyla ilgili bir soru gelebilir. Hani hangisi vardır yoktur gibi. Yer, zaman, sebep, sonuç, belge, objektiflik üzerinden gideceğiz. Yer, zaman, sebep, sonuç, belge, objektiflik üzerinden yürüyoruz arkadaşlar. Peki tarihin konusu nedir sorusuyla karşılaşacağız. Kısaca tarihin konusu nedir diye sorulduğunda insan faaliyetleri diyeceksiniz. Zaten geçmişte yaşamış insanları incelemesinden dolayı tarihin konusu insandır diyoruz. İnsan yoksa tarih yoktur. Doğa olayları tarihin konusu içine girmez. Peki tarih biliminin yöntemi deyince ne anlıyoruz? Burada şöyle bir soru gelebilir. Sıralama sorulabilir ya da işte karıştırılabilir. Bunlar iç içe sorulabilir ya da o dönemin özelliği sorulabilir. 1. Kaynak tarama. Kaynakları buluyoruz. 2. Kaynakları sınıflıyoruz, tasnif ediyoruz. 3. Kaynakları tahlil ediyoruz, çözümlüyoruz. Yani içeriğini tercüme etmek gibi. 4. Tenkit ediyoruz. Yani yanlış bilgi verip vermediğini inceliyoruz. İşimize yarayıp yaramadığını inceliyoruz. Eğer işimize yarayacaksa alma veya atma kısmına terk et. Yani sentez arkadaşlar. Burada ne yapıyoruz? Hepsini birleştiriyoruz. Peki tarihte kaynak çeşitleri nelerdir? Kaynaklar birinci elden, ikinci elden olarak ayrışır. Birinci elden döneme ait demektir. İkinci elden orijinallere bakılarak sonradan hazırlanan demektir. Aynı zamanda bu kaynaklar yazısız kaynaklar ve yazılı kaynaklar olarak ayrışır. Yazısız kaynakları biliyoruz. Üzerinde yazı olmayan mezar taşları, silahlar vesaire. Ama yazılı kaynaklarda Sümerlerden günümüzde olan her türlü yazılı belge. Çok çıkacak bir konu. Bak, tarihe yardımcı bilim. Mutlaka sorulacak arkadaşlar. Yani sorulmama ihtimali sıfır. Hangi yardımcı bilimler vardı? Kronoloji. Neydi? Bir düşünelim. Zaman bilimi değil mi? Olayları sıraya koyuyor. Bilgi vermiyor. Ama kronoloji olaylar arasında sebep sonuç ilişkisinin kurulmasını sağlıyor. Paleografya. Nedir paleografya? Yazı bilimi. Değil mi? Sümerlerden günümüze kadar yazıları inceliyor. Diplomasi neydi arkadaşlar?
Siyasi belgeleri incelen bilim dalıydı. Paleografyanın çıkma ihtimali çok daha güçlüdür bunların içinden. Arkeoloji bilmeyen yok. Kazı bilimi zaten. Özellikle tarih öncesi dönemin aydınlatılmasında işe yarar. Antropoloji, ırk bilimi, toplumların ırklarına ait oldukları işte bölgeler üzerinden dönüşümler, değişimler, göçleri falan göstermektedir. Epigrafi, kitabe bilimi, mesela Orhun yazıtları gibi bağımsız taşlar üzerindeki yazarı ya da anıt taşlar üzerindeki yazarı inceleyen bilim dalıdır. Heraldik, arma bilimi, mesela çok meşhurdur Osmanlı arması vardır ki üniversite sınavında zaten soruldu. Bu armaya bakılarak işte neler öğrenilebilir şeyinden hareket edebiliriz. Devletlerin ya da orduların armaları, sembollerini inceleyen bilim dalıdır. Numizmatik ise para bilimi arkadaşlar. Geçmişten günümüze paralara bakılarak, paralar üzerine numizmatik de çok sorulan bir sorudur. Hani bir paraya bakılarak o toplum hakkında ne bilgiler edinebilir sorusuyla da karşılaşabiliriz. İşte özellikle istenen kıymetli metal mi? Altın, bakır, gümüş üzerinden tabii paralar basıldı. Altınsa zengin medeniyet, gümüşse zengin sayılır. Bakırsa yani çok da zengin değil ama ticaret vardır yorum yapılamaktadır. Ve tabii ki etnografya neyle ilgilidir? Kültür bilimi. Toplumların örf, adet, gelenekleri inceleyen bilim dalıdır. Bir diğer sorumuz ki çıkma ihtimali yine çok güçlü. Neden tarih öğreniyoruz? Üniversite sınavında da geldi arkadaşlar. Milli değerlerimizi tanıyacağız. Hani ben Türk'üm, Türk kültürü, Türk adetleri, gelenekleri, tarihini tanıyorum. Yani burada aslında milli de Atatürk de bir milli değerdir. İnkılap tarihi olmazsa Atatürk'ten haberimiz olmazdı. O zaman Atatürk'ten Kurtuluş Savaşı'ndan haberimiz olmazsa ulusal manada bir dayanışma olmadı. Bakın Afrika'daki toplumlara kabileler halinde yaşıyorlar. Kabileler halinde yaşadıkları için dışa karşı etkin bir güç değiller. Çünkü aralarında bir dayanışma yok. Bu nedenle çok kolay sömürgeleştiriliyorlar. O zaman ulusal dayanışmayı ya katkı sağlıyor. Tarihi bildiğimiz zaman mevcut sorunları da çözebiliriz. İşte günümüzde Filistin, İsrail davası var. İşte biz geçmişi bildiğimizde, bunun kaynaklarını bildiğimizde bugünkü sorunları daha iyi anlayabiliriz. Yeni bilgiler ediniriz. Medeniyetleri inceleyerek, o medeniyetlerin tarihine bakarak onların kültürleri hakkında bilgiler ediniriz. Empati yeteneğimiz geliştir. Yani kendimizi başkasının yerine koyarak ne yapabiliriz? Tarihte yaşanan acıları görebiliriz ve tabii ki bunu yapmak gibi empati yeteneğimiz gelişir. Peki tarihte temel ilkeler derken ne demek istiyoruz? Tarih inceleme yaparken nelere dikkat etmeli? Bir tarihçi incelemelere yaparken nelere dikkat etmeli? Bir kere yer ve zaman belirtilmeyen tarih olmaz. Sebep sonuç mutlaka tarihte olmalı. Ulaşılabilen tüm kaynaklardan yararlanmamız gerekiyor tarihte. Olayların yaşandığı dönemin şartlarını dikkate alarak tarih incelenmeli. Yoksa günümüz değer yargılarına baktığımız zaman yanlış sonuçlara ulaşırız. Bilgiler değişebilir. Yani işte şu bilgiyi bulduk kesin. Şimdi biz tarihte bilinen ilk yazı olarak Sümer Çivyası diye olabiliriz ama bir bilgi değişecek. Başka bir döneme gideceğiz. O zaman diyeceğiz ki abi Sümerler değilmiş de işte Afrika'da şu kabile ilk yazıyı kullanmış diyebiliriz. Tarih bilgiler değişebilir. Olaylara şahısların katkıları mutlaka dikkat alınarak yani Atatürk'süz inkılap tarihi olmaz gibi düşünmek lazım. Ya da işte Roma'yı anlatırken Roma'daki Justinianus kanunları, Justinianus özellikleri dikkate alınmalıdır. Ya da İslam tarihinde Hazreti Muhammed dikkate alınmalı ve olaylar tekrar edilemez arkadaşlar. Tarih tekerrürden ibarettir ifadesi aslında sadece bir teşbihtir, benzetmedir. Tarih tekerrür etmez. Aynı kişiler tekrar tarih sahnesine çıkacak ki tarih tekerrür etsin. Yoksa tarih tekrar edilebiliyor. Niye? Çünkü geçmişte yaşamış insanları inceliyoruz. Onlar öldü. Şartlar değişti. Dolayısıyla bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Tekrar yoktur. Sadece benzer sonuçlar vardır. Bir de ne var? Tarihte yazım şekilleri var. Yani bir tarihi incelemede hangi tarih metodu var? Hikayeci tarih, kronik tarih, öğretici tarih, neden nasılcı tarih? Şimdi hikayeci tarih yer zaman bildirmesine rağmen sebep sonuç bildirmeyen, objektif sonuca gidilmeyen bir tarih çeşididir. Yani zaman var ama sebep sonuç yok. Kronik tarih olayları sıraya koyuyor. Önce bu, sonra bu, sonra bu, sonra bu şeklinde gidiyor. Ama tabii ki bilgi vermiyor. Olaylar arasında tıpkı şuradaki kronoloji bilimi gibi arkadaşlar neye neden olacaktır? Sebep sonuç ilişkisinin kurulmasını sağlayacaktır. Öğretici, pragmatik yani faydacı tarih. Amacı objektif bir sonuca gitmek değil. Pragmatik tarihin amacı objektif bir sonuca gitmek değil. Bunun amacı aslında olaylardan faydalı sonuçlar çıkarmaktır. Yaşanmış olaylardan faydalı sonuçlar. İşte inkılap tarihinde. Bakın Birinci Dünya Savaşı'na girdik.
Büyük bir çöküş yaşadık. Ama sonra Atatürk Türk milletini birleştirdi. Birlik beraberlik ruhuyla ayağa kalkan millet ne yaptı? Ülkesini işgalden kurtardı. Demek ki aslında toplum birlikte hareket ederse yapamayacağı şeyler yoktur. Sonucuna gitmeye yönelik olan tarih metoduna biz kronik öğretici tarih, pragmatik yani faydacı tarih diyoruz arkadaşlar. Neden nasılcı tarih? Aslında 19. yüzyıldan itibaren gelişen, günümüzde kullanılan, bizim de şu anda kullandığımız tarih metodudur. Ne yapıyor? İşte yer, zaman, sebep, sonuç, belge. Yani şurada anlattığım özelliklere dayalı bir şekilde insan faaliyetlerini gördüğümüz yöntemle inceliyor. Kaynaklara dikkat ediyor. Yardımcı bilimlerden faydalanıyor. Ve tabii ki temel ilkelere dikkat ederek neden, nasılcı tarih anlayışını karşımıza çıkarıyor. Arkadaşlar mutlaka ekran görüntüsünü alalım. Ondan sonra gerekirse bir daha dinleyerek kendinizi pekiştirirsiniz. Peki şimdi zamanın taksimine bakarsak, zamanın taksimi içerisinde öncelikle ne yapılıyor? Bir sıfır başlangıç alınır. Bütün medeniyetler bir takvim kullanmıştır. Tabii ki medeniyet bağlamında söylediğimiz takvimler üzerinden konuşuyoruz. Herkes de bir yere sıfır demiştir. Şu anda dünyada yaygın olan miladi takvim, bizim ülkemizde de miladi takvim kullanıldığı için biz de sıfırı Hazreti İsa'nın doğumuyla kabul ediyoruz. Öncesine milattan önce, sonrasına milattan sonra. Dikkat edelim, milattan önce, milattan sonra. Yazıdan önce, yazıdan sonra değil. Dikkat edin. İlk yazı milattan önce 3200-3500'lerde. Yazıdan öncesine ise tarih öncesi devirler diyoruz. İkisini karıştırmayalım. Milattan önce Hazreti İsa'nın doğumundan öncedir. Tarih öncesi ifadesi ise ilk yazıdan öncesidir. Hani taş ve maden devri olarak ayrışan dönemlerdir. Bu zaman çizgisi içinde mutlaka öğretmenin sormaya bayıldığı bir soru var. Yüzyıl kavramı. Şimdi milattan sonraki yüzyıllar kolaydır. Alırsın 0'dan 25'e, 25'ten 50'ye. Tabii 24'ün sonu, işte 25'te 49'un sonu, 50'li 74'ün sonu şeklinde çıkarırsın. Bak bu soru gelecek arkadaşlar. Verecek yüzyılı size. Hatta örnek sorular içinde bile vardı. MEB'in yayında da örnek sorular içinde bile vardı. Burası, buna dikkat edin. İşte 11. yüzyıl hangi döneme denk gelir? İşte 11. yüzyıl 1100'lü yıllar, değil mi? Doğru mu? Yanlış. 11. yüzyıl 1000'li yıllar arkadaşlar. Mesela 11. yüzyıl derse sen ne yapıyorsun? 1 çıkarıyorsun, 2 sıfır ekliyorsun, sonrasıdır. Yani baktığın zaman bakın 0'la 100 arası 1. yüzyılsa, 0'la 100 arası 1. yüzyılda demek ki 1000'li yıllara baktığımız zaman 1010, 1020, 1030, 1040 dediğinizde 1000'li yıllar oluyor. 1100'lü yıllar 12. yüzyıl. Buna dikkat edelim. Sonra çeyrekler var. Bunları bulmak kolay. Çünkü 11. yüzyılın 1. yarısı işte 1049'un sonuna kadar. 11. yüzyılın 2. yarısı 1099'un sonuna kadar. Ama milattan önceye baktığınızda işler biraz değişiyor arkadaşlar. Milattan önce küçük olan sayılar birinci, ikinci çeyrek falan diye gitmiyor. Birinci yarı, ikinci yarı da gitmiyor. Büyük olanlardan küçüğe doğru geliyoruz. Neden? Çünkü önce büyük olan yaşandı. Önce 99 yaşandı arkadaşlar. Sonra 24 yaşandı. O nedenle birinci yarı dediğimizde 99 ile 50 arasına. Birinci yarı milattan önce. Yani milattan önce. Şimdi bakın milattan sonra 11. yüzyılın ilk çeyreği dediğim zaman 1000 ile 1024 aralığıdır. Ama milattan önce 11. yüzyıl dersem bu ne demektir? Arkadaşlar 1099 ile 1075 arasıdır. Bak birinci çeyrek, ikinci çeyrek 1074-1050. Buna dikkat edin arkadaşlar. Ekranın resmini alın ve birkaç pratik yapın çünkü sınavda mutlaka gelir. Peki zamanı adlandırmada takvimler dedik. Hangi takvimler vardı? Bir hatırlayalım arkadaşlar. 3 tane takvimden bahsediyoruz değil mi? Temelde aslında Türklerle, Müslümanlarla ilgili olarak aldığımızda bunlar gittikçe artacak. Ama önce 2 takvim karşımda çıkıyor. 2 temel takvim. Ay yıl esaslı, güneş yıl esaslı. Tarihte ilk takvimi Sümerler icat etti. Sorulur. İlk takvim Sümerler. Tarihin ilk takvimi Sümerler arkadaşlar. Ay yıl esaslıdır. Ve bilinen ilk takvimdir. Bir daha söylüyorum arkadaşlar. İlk takvimi Sümerler icat etmiştir ama bu ay yılı esaslıdır. Peki ilk güneş yılı takvimi Mısır. Mısır icat ediyor. Bakın ilk takvim Sümerlerin ay yılı esaslı takvimi. Ama ilk güneş yılı esaslı takvim dediğinde Mısır takvimi. Ki Nil Nehri'nin akış zamanına göre düzenlenmiş. Burada bir yıl taşma tohum atma biçme şeklinde Nil Nehri taşıyacak.
Ondan sonra sular çekilecek. Ben tekrar burayı ekip biçeceğim. Ne zaman ekeceğim? Ne zaman taşıyacak? Falan sorularına cevap arıyorum. Unutmayın, ilk takvim Sümer takvimi. Peki Türkler hangi takvimleri kullanmıştır? Örnek sorular içinde vardı arkadaşlar bu da. Mevin yayınladı örnek sorular içerisinde. 5 temel takvimle karşılaşıyoruz. 12 hayvanlı Türk takvimi. Tarihteki ilk takvim İslam öncesi dönemde kullanılan güneşli esaslı bir takvimdir. Ama her yıla bir hayvan adı verilmiştir. Buna dikkat edin. Her aya değil, her yıla bir hayvan adı verilmiştir. Sonra Müslüman oldu Türkler. Ve Hicri takvime geçtiler. Bu da ay yılı esası. Aslında bunun kaynağı baktığınız zaman arkadaşlar Sümer takvimidir. Sümerlerden etkilendiler ve hicreti. Peki hicreti sıfır başlangıç yılı aldıklarına göre baktığımızda neyle başlıyor? 622 ile başlayacaktır. Sıfırı 622 yılıdır. Sonra Hicri takvim yetmedi. Ekonomik ihtiyaçları karşılamaya yetmedi Hicri takvim. Hicri takvimin ekonomik ihtiyaçları karşılayamaması üzerine Selçuklardan itibaren sorulabilir. Büyük Selçuklardan itibaren Celali takvimi kullanacak. Celali Melikşah'ın lakabıdır arkadaşlar. Melikşah'ın lakabından dolayı güneş yılı esaslı bir takvim hazırlanıyor. Hicri takvimle birlikte kullanıyor. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Türkler ilk defa Büyük Selçuklardan itibaren Hicri takvimle birlikte ekonomik ihtiyaçlar için güneş yılı esaslı takvimler kullandı. Hicri takvimi kullanıyoruz dini günleri tespit için. Ramazan ayı ne zaman, Kurban Bayramı ne zaman gibi tespitler için. Ama aynı zamanda ekonomik bürokrasi, yani vergiyi ne zaman toplayacağız? Hicri takvimde olmaz değil mi? Hicri takvimde aylar sürekli yıl içinde dönüşüyor. Ramazan ayı her sene 10 gün önce geliyor. Ya da Rabiülevvel ayı 10 gün önce geliyor. Bu sistem vergilendirmeye müsait değil. Çünkü tarımı, temel ekonomi belirleyen güneştir. İşte bu nedenle ekonomik ihtiyaçları karşılamak için güneş yılı esaslı takvimler ama aynı zamanda hicri takvimi kullanıyoruz. Peki sonra Osmanlılar aynı nedenlerle hicri takvimle birlikte Bizans kaynaklı Rumi takvim. Zaten Roma diyorduk biz. Bizans demiyorduk. Roma diyorduk. Rum kaynaklı olarak ifadesini Roma kaynaklı olduğu için de Rumi takvimi kullanıyoruz. Aynı amaçla. Ekonomik ihtiyaçla. Sonra Osmanlı Devleti'nin son döneminde ama Cumhuriyet'in resmen olmak üzere Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren miladi takvimi kullanmıştır Türkler. Takvim sorusu mutlaka gelir, buna dikkat. Peki. Birinci üniteyi bitirdik. Bakın iki ünite sadece. İki ünitede iki ekranda bitirdik. Gelelim ikinci üniteye. Kadim dünyada insan meselesi var. Anadolu'daki ilk yerleşim yeri. Çıkabilir arkadaşlar. Yani özellikle üç tanesi. Eğer çıkacaksa öğretmen ilk yerleşim yerlerinden soru soracaksa bu üçünü sorar. Bir de Çanakkale'de Truva vardır. Zaten Truva'yı bilmeyen yok. Truva atı dediğinde hemen Truva dersiniz. Ya da işte o bölgedeki Yunan. Yani Yunan dediğimiz Mikenlerle Çanakkale, karşı taraftaki Çanakkale'de yer alan kültür merkezi. Peki asıl önemleri kimler dedik? Göbekli Tepe. Urfa'da değil mi? Şanlıurfa'da karşımda çıkıyordu bu. Burada ne sorulacak? Tarihin sıfır noktası diyor değil mi? İnsanlar, tarihçiler şu anda. Niye? Çünkü en önemli özelliği insan eliyle yapılmış en eski tapınağın bulunduğu yerdir. Hatta göçebelik döneminde bile, çünkü yargı şuydu, insanlar yerleşik hayata geçtikten sonra tapınaklar yapmıştır. Bir de görüyoruz ki burada insanlar göçebe dönemde taş devrini, yotma taş devrinde tapınak yapmışlar. Anadolu'daki yerleşim yerlerinden Çayönü ve Çatalhöyük'ü sormayı çok sever öğretmenler. Buna çok dikkat edin. Neden? Çünkü ilkleri barındırıyor. Anadolu'da bulunan ilk köylü yerleşim yeri Diyarbakır Çayönü. Ama Konya'daki Çatalhöyük'e baktığım zaman Anadolu'da tanım yapılan ilk yer. Aynı zamanda insanlık tarihinin en eski şehir yerleşmesi olarak kabul edilir. Ya da ilk şehir yerleşkesi olarak kabul edilir. Çayönü ilk köy, Çatalhöyük Konya'da tarım yapılan ilk yer ve ilk şehir yerleşkesi olarak karşımıza çıkar. Yine bu dönemde devirlerle karşısı. Öğretmenler sormayı sever. Hatta MEB'in yayınladığı örnek sorular içinde yine taş devriyle ilgili sorular vardı. İnsanlar kaba, yontma, cilalı taş, bakır, tunç, demir şeklinde sıralamayı yaşamışlardır. Kaba taş, eski taş devri, insanlık tarihi en uzun dönemidir. Pek soru sorulmadı arkadaşlar. Hani Mudul Çağı'nın yaşandığı göçebe yaşam, mağara yaşamı, avcılık, toplayıcılık falan vardı. Yontma taş devrinde aynı özellikler devam ederken ateş burada arkadaşlar kullanılmaya başlanmış ki böylece insanlık tarihinde ateşin dönüşümü üzerinde durulur bu dönemde. Hani yontma taş devri insanları ateş hangi amaçla kullanılmış sorusu sorulabilir. Buraya baktığım zaman da işte bu dönemde hala göçebe oldukları için pişirme, işte aydınlanma, vahşi hayvanlardan korunma, ısınma gibi temel ihtiyaçlar için kullanılır. Ama cilal taştan sorulur arkadaşlar. Hatta MEB'in yayınladığı örnek soru. Hani cilal taş dönemindeki dönüşümleri, değişimleri sorar.
İşte baktığınız zaman bu dönemde iklim yumuşadığı için yerleşik hayat başladı. İlk kez yerleşik hayat başladı. Yerleşik hayata bağlı olarak köy mimari sanatı karşımıza çıkarken dokuma sanatı, yerleşik hayatla beraber evler yaptılar. Bu evler çoğaldı ve köyler ortaya çıktı. Toplu yaşam biçimleri. Hayvanlar evcilleştirildi. Onların işte yünlerinden dokuma sanatı. Tabii ilk yapılanlar bitki liflerinden, keten dediğimiz ketenin ilk şeklidir. Bu dönemde arkadaşlar artı ürün kavramı karşımıza çıkıyor. İhtiyaç fazlası ürün demektir. Bu nedenle köle soylu kavramları ve takasa dayalı ticaret anlayışı karşımıza çıkacak. Neden artı üründen dolayı köle? Çünkü insan daha çok üretiyor çalışması halinde. İşte köle alanlar daha fazla ürünü elde edecekler. Ve tabii ki köleleri olanlar ne yapacaktır? Zaman içerisinde çok topraktan dolayı da soylu olacaktır. Tabii ihtiyaç fazlası ürünü ne yapıyor? Ticaretle birlikte takas usulüyle satmaya başlayacaktır. Bu dönemde insanlık hayatına dört yeni kavram daha girecek. Seramik. Neydi seramik arkadaşlar? Topraktan yapılmış, tabii ki ateşte pişirilme sonucunda ortaya çıkarlar. Saklama kaplarıdır. Seramik, topraktan, kilden yapılmış olan saklama kapları. Orak, tarlayı biçmeye yarayan alettir. Isaban, tarlayı sürmeye yarayan alet. Tekerlek ise yine bu dönemde bölgeler arası ticareti kolaylaştıracaktır. Özellikle Cilal Taş Devri, buna dikkat edin arkadaşlar, sorulacak. Karşımıza neler çıktı şeklinde sorulur. Yontma taşta da ateş. Peki Bakır Devri nadiren de olsa sorulur. Buna Taş Bakır Devri de diyorlar. Çünkü burada şey kullanıldı arkadaşlar. Taşların yanında aynı zamanda bakırdan saklama kapları, kapkacak. Burada seramik dediklerimiz çanak çömlek. Burada ise metal kapkacaklar karşımıza çıkıyor. Tabii metal kaplarla birlikte başka şeyler de karşımıza çıkıyor. Bakırdan ya da altından yüzük, küpe, bilezikler çıkacaktır bu dönemde. Demek ki kuyumculuk sanatı ortaya çıkmış. Tabii en çok kullanılan bakır olduğu için Bakır Devri denmiştir. Yoksa başka şeyler de, altın, gümüş de süs eşyalarında falan kullanılmıştır. İlk şehirler de bu dönemde. İlk madeni silahlar tunçtan yapılmıştır. Bakırla kalayın karışımından elde edilen bir alaşımdır arkadaşlar. Bakırla kalayın karışımından elde edilen bir alaşımdır tunç. İlk madeni silahlar tunçtan yapılmış. Asurlu tüccarlar bu dönemde Anadolu'ya yazıyı getirmiş. Demir Ön Devri. Soru sorulmaz. Demir devrinin özelliği falan diye bir şey sorulmadı arkadaşlar. Çünkü bu imparatorluklar çağıdır. Sadece sıralama içindeki yerini bileceğiz. Neden en son? Çünkü çok yüksek bir ısı gerekiyor demir işlemek için. İşte bu nedenle de demiri işlemek için gereken bu yüksek ısıdan dolayı en son yaşanmış bir devir. Şimdi devirlerin bir kere sırasını bileceğiz arkadaşlar. Bu arada ekran görüntüsünü almayı unutmayalım. Devirlerin sırasını bileceğiz. Kaba taş, yontma taş, cilal taş ya da eski orta yeni taş şeklinde ÖSYM paleolitik, mezolitik, neolitik olarak da sordu ama şu an daha çok eski orta yeni, yani en ilk taştan biraz daha yontulmuş, parlatılmış taş şeklinde, yumuşak metalden sert metale, bakır, tunç, demir sırasıyla gittiğini unutmayalım arkadaşlar. Böylece tarih öncesi devirleri de noktaladık. Altını çizerek bir daha söylüyorum. Cilal taş devrine çok dikkat. Yontma taş devrinde ateşe dikkat. Ve bu dönemde bakır devrinde kuyumculuk sanatı, metal kaplar falan gibi şeylere dikkat edelim. Evet, ekran görüntüsünü aldıysak ben devam edeyim arkadaşlar. Şimdi ilk çağ uygarlıklarının temel özellikleri var karşımda çıkan. Aman dikkat, buradan da birkaç soru gelecektir. Mezopotamya medeniyetleri içinde her ne kadar Elamlar ve Akatlar da olsa da bizim için önemli olanlar Sümer, Asul, Babil'dir. Elamlar silik bir medeniyet zaten. Akatlar bir imparatorluk, ilk imparatorluk olarak tarihe çıkmıştır. Onun dışında pek bir özellikleri yok. Ama Sümer deyince çok önemli, pek çok ilk içinde barındıran bir medeniyetle karşıyız. Peki Sümerler deyince aklıma ne gelecekti? İlk devlet, site denilen şehir devletleri şeklinde yaşıyorlardı. İlk yazı icat etmişlerdi, çivi yazısı, ki bunu kil tabletlere yazmışlar değil mi? Topraktan yapılmış levhalar. İlk takvim icat ettiler. Az önce üzerine durduk. Ay yılı esaslı takvim. Ziggurat adıyla bilinen tapınakları vardı değil mi? En üst katını ne olarak? Bir çeşit gözlem evi, rasathane olarak kullanıyorlardı. Çünkü gece gökte görünen cisimlere taptıkları için ayın ve yıldızların hareketlerini inceleyerek ziguratlarda ay yılı esaslı takvimle beraber burçları da buldular. İlk yazılı kanunları, Urkakina kanunları ifadesiyle karşılaşıyoruz. Ki tarihin ilk yazılı, bilinen ilk yazılı kanunlarıdır bunlar. Aynı zamanda bu kanunlarda ne diyordu? Herkes ürettiği ürünü istediği gibi tasarruf etme hakkına sahiptir ki bu ilk hukuk devleti anlayışının da karşımda çıktığını gösteriyor. Tabi cezalar sert değildir. Fidye usulüdür. Yani daha çok karşılığında maddi bir şey vermeyle alakalı olarak cezalar verir. Sümerler arkadaşlar, bakın pek çok ilk var. İlk devlet, site, şehir devleti, ilk yazı, ilk takvim, ilk yazılı kanunlar, ilk hukuk devleti.
Asur denince benim aklıma ne gelecek? Asur denince bir kere ilk kütüphane gelecek. Bunlar da Mezopotamya, Fırat Dicle arasındaki yerde. Mezopotamya'nın kuzeyinde karşımda çıkıyor. Tarihin bilinen ilk kütüphanesi, bugünkü Irak'ın kuzeyi, Ninova Kütüphanesi. Başkentleri Ninova'dır arkadaşlar. Kütüphane ile birlikte kültür aktarımına önem verdiklerini görüyoruz. Tarihin ilk kara kolonicini yapmışlardır. Ne deniyor bunlara? Kavrum. Nerede? Anadolu'da kurdukları ticaret merkezleri bunlar. Bir çeşit işte koloni de diyebiliriz. İşte burada Anadolu'yla, hatta ne yapmış, ticaret yoluyla Anadolu'ya da yazıyı getirmişlerdir. Yani Anadolu'daki ilk yazılı belgeler Asurca ama Sümer çiviyası arkadaşlar. Sümer çiviyasına dayalı olarak karşımda çıkıyor. Babil deyince aklıma ne gelecek? Anayasal nitelik taşıyan kanunları vardı. Hammurabi kanunları. Ki şunu unutmayın, Hammurabi kanunları kısas usulüydü. Yani suç eşit ceza, hani göde göz dişe diş diye anlatılan kanunlardan oluşuyordu. Babil Kulesi ve Babil'in asma bahçeleri de meşhur eserler arasındaydı. Ama Babiller deyince daha çok Hammurabi kanunları üzerinden sorular sorulur. Peki Anadolu uygarlıkları içinde Hititlerle ilgili neler bileceğim? Hititler bir kere Pankuş kelimesi üzerinden çok sorulur. Pankuş adlı bir meclisleri vardır ama Hititler başlangıçta feodal beylikler şeklinde yönetiliyordu. Dolayısıyla Hititlerdeki Pankuş'ta da o beylerin olduğunu, prenslerin olduğunu görüyoruz. Ya böylece prenslerden oluşan Pankuş, Hititlerin ilk dönemlerinde kralı yargılama, görevden alma, cezalandırma yetkileri vardı. Bu bir çeşit meşrutiyeti çağrıştırıyordu. Ama zaman içerisinde Hititler'de merkezi otorite güçlenince Pankuş denilen mecliste atama yoluyla üyeler gelmeye başladı. Kralın atadığı kişiler burada var ve dolayısıyla Pankuş bir danışma meclisine dönüşüyor. Hititlerle ilgili bir diğer kavram Tavanana. Tavanana kraliçe. Ama yönetimde söz sahibi olan kraliçe, hatta bir üniversite sınavında diyordu ki işte Kadeş Anlaşması'nda Hitit kraliçesinin yanında, Hitit kralının yanında Hitit kraliçesi Pudehepan'ın da mührüne rastlanmıştır. Bu neyi gösteriyor? Tavanana'nın siyasi güç sahibi olduğunu gösteriyor. Medeni hukuk özellikleri gösteren kanunları vardır. Evlenme, boşanma ile ilgili kanunlar yapmışlardır ki neydi medeni hukuk? Temelde aile hukuk. Aslında toplum yaşamını düzenlese de temelde aile hukuk. O zaman evlenme, boşanma, miras, çocuğun velayeti gibi kanunları gördüğünüzde buna medeni hukuk diyeceksiniz ki Hititler'de medeni hukuk örneklerine rastlıyoruz. Kral yıllıkları vardı. Anıl adı verilen kral yıllıkları vardı Hititler'de. Neydi bu kral yıllıkları? Tanrılara hesap vermek amaçlı. Hitit krallarının mezarlarına konulan tabletler. Tabii Tanrı'ya hesap vermek amaçlı olduğuna göre Tanrı'yı da kandıramayacaklarına kralların yaptıkları işleri zaferlerle birlikte yenilgileri de içerecek şekilde kaydetmişler. O zaman zaferlerle birlikte yenilgileri de kaydettiklerine göre kral yıllıkları, anallar tarihin ilk objektif tarih yazıcılığının başladığını gösterir şeklinde yorumlanır. Yani ilk objektif belgeler diye de görülebilir ama objektif tarih yazıcılığı cümlesi daha böyle fiyakalıdır. Buna dikkat edelim. Kadeş Anlaşması vardı. Hani milattan önce 1296-1280 yılları arasında Mısır'la yapılmış Kadeş Savaşı ve tarihin bilinen ilk yazılı anlaşması olarak bilinen bir anlaşmayla karşımda çıkıyorlardı. Hitit ülkesine bin tanrı ile denir arkadaşlar. Hititler kuşatıcı bir imparatorluktu. Yani Anadolu'da ele geçirdikleri coğrafyalardaki insanların devleti olan itaatini artırabilmek için o bölgelerin tanrılarına da tapmışlardır. İşte bu nedenle Anadolu'ya bin tanrı ile denir. Bu arada Hititlerin ilk dönemlerinde ahiret inancı güçlü, sonradan zayıf ama çok da sorulacak bir şey değil. Peki Hititlerin dışında Anadolu'da neyle karşılaşıyoruz? Doğu Anadolu'da Hititler Fırat Nehri kıyısında karşımda çıkarken İç Anadolu'da. Urartular nerede? Bir kere Doğu Anadolu'da. Ne sorulur? Van, Tuşba merkezi olarak kurulmuştur. Halen yaptıkları eserlerin büyük bir kısmı var. Kaya mimarisinde gelişmişlerdir arkadaşlar. Dağlık bir coğrafyadır. Dolayısıyla taş kullanmışlardır eserlerinde ve günümüze kadar gelen kalıcı mimari eserleri vardır. Ön Asya'nın gerçek maden ustaları olarak kabul edilirler. Çünkü dağlık bir coğrafyadan dolayı maden işlemecinde çok ileri gitmişlerdir. Ama en çok sorulan ev şeklinde mezarlar var. Kayaların içine oyulmuş ev şeklinde mezarları varsa bu ahiret inancının varlığını gösterir şeklinde bir soruyla karşılaşırız. Tabii tarım alanları az olduğu için de sulama kanalları da inşa ettiklerini bilmekteyiz arkadaşlar. Peki İyonlar deyince aklıma ne gelecek? İyon deyince bir kere Batı Anadolu'da İzmir, Efes, Minet gibi bölgede karşımda şehir devletleriyle çıkmışlardır İyonlar. Ve Lidyalılar onları engelledikleri için kral yoldan faydalanamayacaklar, deniz şeridini önerecekler. Bu nedenle denizlerde koloniler karşımda çıkıyor. Ege'de işte Karadeniz'de kolonileri var. Ama bilim sanatta çok gelişmiş olmaları özellikle çok sorulur arkadaşlar. Şimdi bilim sanat için ne lazım? Özgür düşünce. Şehir devletinden dolayı özgür düşünce var.
şehir devletleri dar alandaki kalabalık nüfuslardır. Dolayısıyla krallar şehirdeki askeri halka karşı kullanamaz. Çünkü asker zulüm aracı olarak kullanamaz halka karşı. Çünkü asker arkadaşlar o şehirdeki insanlara komşu tanıdık akrabadır. Bu nedenle özgür düşünce imkanı var. Denizcilikten dolayı koloniyle yaptıkları için de farklı kültürlerle etkileşim var. Para var, etkileşim var, özgür düşünce var. Dolayısıyla bilim sanat gelişir. Peki Lidya deyince yine bir Batı Anadolu uygarlığı olarak karşıma çıkan Lidyalılara baktığımda Kral Yolu. Aslında Kral Yolu kimin inşa edildiği tartışılsa da büyük bir kısmının Persler, bir kısmının da Lidyalılar tarafından inşa edildiği daha olası tabii ki bir tahmindir. Bu olası olarak görülür. Ama Lidya deyince Kral Yolu ticaretinden önce aklımıza gelecek özellik tarihin bilinen ilk parasını milattan önce 700'lerde kullanmışlardır ki bu da aslına bakarsanız ticaret çok daha kolay hale getirecek. Peki Sakarya Irmağı civarında kurulan Friglerle ilgili ne söyleyeceğiz? Merkezleri Gordion, Ankara Polatlı yakınlarındadır. Sorulan özelliklerden biri Saban Kırım'ın öküz öldürmenin cezası idama varıyor. Tabii sebepsiz yere öldürmenin. Niye? Çünkü tarımı o zaman tarımı koruma yönelik kanunlar yapmışlardır diyoruz. Sorulan bir özellik Tapetes adıyla bilinen halı ve kilimleriyle meşhurlar. Kibeli adlı tabiat tanrıçasına da tapmışlardır arkadaşlar. Kavram olarak baktığımızda Tapetes, Kibeli. Bir de fibula denilen çengelli iğneleri vardır. Bunu da soranlar vardır ama yani uç soru biraz hani zor soru olarak seçilecekse sorulur. Evet Mezopotamya Anadolu uygarlıkları böyle. Hadi ekran görüntüsünü alalım arkadaşlar. Çok lazım bize. Peki başka? Mısır medeniyetine bakarsak, Mısır bir kere Nom adı verilen, buyurun size kavram sorusu, şehir devletleri şeklinde başlangıçta yönetildi ama Tanrı Kral anlayışıyla birlikte merkezi otoritesi güçlü bir devlete dönüşecek. Bir müddet sonra Tanrı Kral yaklaşımı birlikte Mısır'da güçlü bir otorite ki Tanrı Krallara Firavun dermiştir. Peki Nil Nehri vardı değil mi Mısır'da? Nil Nehri Mısır'a hayat veriyordu. Tabii Nil Nehri taşma usulü akan bir nehirdi. Nehir taşkınlıklarına bağlı olarak da ne oluyordu? Tarla sınırları birbirine giriyor. O zaman şu taşla bu taşla şu taş arasını hadi sen ekiyorsun geometri. Tabii Nil Nehri ne zaman taşacak? Hani takvimi neye göre yapmışlardı? Taşıma, tohum atma, biçme şeklinde yapmışlardı. O zaman bu güneş takvimi doğuşuna da neden oldu. Peki Mısır deyince bir de ahiret inancına göre. Ahiret inancının varlığından dolayı mumyacılık gelişti. Biliyoruz mumyayı değil mi? Hani insanı yarıyorlar, karnını, iç organlarını çıkarıyor, beynini çekiyor falan. Ondan sonra bunu kimyasallarla ne yapıyor? Dolduruyor ve ondan sonra da bir bezle sarıyor, bırakıyor. Ahiret inancından dolayı tıp ve eczacılık bu sayede kesti, yardı, biçti, karaciğer, akciğer falan kavramları, ameliyatlar yaptılar bu sayede. Yine buna bağlı olarak da piramitlerle karşımda çıkarlar. Peki başka ne göreceğim? Mısır'da Kadeş Anlaşması demiştik Hititleri anlatırken. Milattan önce 1280'de tarihin bilinen ilk yazılı anlaşması olarak karşımda çıkıyordu. Sonra Hint medeniyeti vardı. Hint medeniyetinde bir kere en çok sorulan kas sistemi. Nasıl bir özelliği vardı kas sisteminin? Sınıflar arası geçiş yasak oldu. Dolayısıyla toplum birbirinden nefret etmesine ve yine dolayısıyla da ortak bir kültür, ortak bir tarih, ortak bir devlet inancının oluşamamasına neden olmuştur. Yani kas sistemi nedir? Hindistan'daki sınıflı toplum yapısı. Diğer sınıflı yapılardan farkı ne? Sınıflar arası geçiş yasaktır. Bunun ortaya koyduğu sonuç ne? Hindistan'da ortak bir kültür, ortak bir tarih, ortak bir toplum inancının kültürünün her şeyin oluşmasını engellediği için de güçlü bir devlet kurulamayacak. Sıfır ilk defa burada bulunsa da arkadaşlar sayı olarak kabul edilmeyecektir. Peki Suriye Filistin medeniyetleri içinde neyi görüyorduk? Bugünkü Lübnan coğrafyasında karşımıza çıkacak olan Fenikeliler ki bunlar malum tarihin ilk alfabesini icat edecekler ve Akdeniz'de kurdukları koloniler vasıtasıyla da bu alfabeyi sağa sola taşıyacaklardır. Yine bir Suriye Filistin medeniyeti olan İbranileri görüyoruz arkadaşlar. Bunların merkezi Kudüs'tür. Temel din, bilinen ilk tanrılı din olan Musevilik de karşımda çıkacaklar. Sonraki, bir sonraki yazıda karşımda çıkacak olan ilk ilahi emirler olarak karşımda çıkan 10 emir ki bunlar aslında ilk ilahi kanunlar olarak da kabul edilir. Ege medeniyetleri içinde Girit ve Mikenler olsa da en meşhuru Yunanlılardır. Yunan deyince şehir devleti olan polisleri bileceğim. Yunan şehir devletlerine polis deniyor. Dağlık bir coğrafyada yaşadıkları için deniz kolonisinde geliştiklerini bileceğiz. Gerek savaşçı seçebilmek gerekse tanrıları eğlendirmek için olimpiyatları milattan önce ilki 776'da olacak olimpiyatları biliniyor. Demokrasinin temelleri de Yunanistan'da atılmıştır. Peki tarihte yazı dedik de tarihteki yazı türlerimiz nelerdir? Bir kere ilk piktogramdır.
Aslında bu tam bir yazı değil. Bir düşünceyi resmetme yoluyla anlatılır. Böyle hani tabelalar vardır ya, böyle işte sağ girmek yasak tabelası, sola girmek yasak tabelası, işte çıkış gösteren ok işareti, bunlar gibidir. Hani 100 çuval diyelim tahıl var. Onu ifade etmek için bir sembol koyuyoruz. Bunlar resmetme yoluyla elde edilen semboller. Aslında tam bir yazı bile değil. Ama daha sonra bu Sümerler tarafından yazıya dönüşecek. Tarihin ilk yazı kime aitti? Sümerlere aitti. Çivi yazıydı. Kil tabletler üzerine yazıyorlardı. Hiyeroglif en önemlisi Mısır'ın hiyeroglifi. Tarihin çeşitli dönemlere farklı şekilde görülse de Antik Mısır'da ilk defa karşımda çıktığı kabul edilen resim yazısını ortaya koyuyoruz. Peki bunları nelere yazıyoruz? Tablet denilen pişmiş kilden yapılmış çamurdan elde edilen bir çeşit levhaya tablet. Mısır'ın yazı kaynağına papyrus ve Bergama'nın yazı. Mısır papyrusu Nil Nehri'nin etrafındaki işte bitkiler, işte bir çeşit saza benzeyen düz yapraklı bitkileri ters düz şeklinde üst üste koyup iki taşın arasına sıkıştırıp bir çeşit levhaya dönüştürüyor. Ve Bergama'nın neyi vardı? Parşömeni vardı. Bergama'nın parşömeni dediğimiz zaman aslında inceltilmiş keçi, ceylan ya da hayvan derisinden elde edilen bir yazı malzemesi olarak karşımıza çıkıyordu. Bu arada bir de kavramlar var. Şimdi bunun da ekran görüntüsünü alalım. Bunlar ikinci derecede önemli ama işlerinden bağdır. Özellikle karşımda çıkar. Anakronizmi sormayı sevmeye başladılar. Son dönemde tarih herhalde. Tarihi yanılsamaya verilen isimdir arkadaşlar. Hani kalkıyor mesela, diyorsun ki arkadaş Fatih Sultan Mehmet niye çay içmemiş diyorsun. Yani madem çayı sevmiyorum. O dönemde çay yoktu. Yani yanılgını yapıyorsan. Patesi site Sümer sitelerindeki rahip krallara. Satraplık soruluyor arkadaşlar. İran'daki eyalet yönetim merkezi özellikle Persler'de karşımıza çıkar. Monarşi, mutlakiyet, oligarşi, aristokrasi. Bu devlet yönetimi şekillerine dikkat edelim. Monarşi tek kişi egemenliği, babadan oğula geçiş. Mutlakiyet güç ve baskıya dayalı yönetim. Oligarşi ayrıcalıklı bir grubun devleti yönetmesi. Aristokrasi soylulardan oluşan bir grup. Şimdi oligarşi aslında bir sınıf. Ama oligarşide şu var arkadaşlar. Bu memurlar yönetebilir. İşte askerler yönetebilir. Herhangi bir sınıfın yönetmesini oligarşi. Bunların içinden zenginlerin demokrasisine dayalı olana aristokrasi, aristokrat, soylu demektir arkadaşlar. Tiranlık işte yine şehir devletlerinin küçük yönetimlerde görülen hukuk ve anayasa kurallarından bağımsız. Kafama göre yönetiyorum şeklindeki yapı. Meşrutiyet ise hükümdarla birlikte seçimle gelen üyelerden oluşan yönetim şekline diyoruz. Hukuk devleti kanunların insan hak ve özgürlüklerine uygun olarak yapıldı. Herkese eşit uygulandı devlet modeli. Sosyal devlet, halka hizmet eden devlet. Nekropol pek sorulmaz arkadaşlar. O yüzden siz şöyle bir okuyun. Megaron, Yunan tapınaklarının prototipine verilen isim. Tümülüs ise bir toprakla örtülü mezar yapısı olarak bilinir. Evet arkadaşlar, ben şurayı bir temizleyeyim. Siz yine ekran görüntüsünü buradan alın arkadaşlar. Çünkü bunu yedek olarak hani böyle gidip gelirken dikkat edecek şekilde, özellikle devlet yönetim şekillerine dikkat edecek şekilde çözelim. Bakalım ekran görüntüsünü aldıysanız yazılı sorularımızdaki örneklere bakalım. Şimdi Cilaltaş devrinde yaşayan insanların tarihle ilk kez ortaya koyduğu dört özelliği yazın. Ki aslına bakarsanız benzer soru modelini son Mebin yayınladığı örnek sorularda görebiliyoruz. İlkler deyince biz dört tane dedik ama bütün ilkleri yazalım dedik. İlk köyler bu dönemde kuruldu. İlk kez yerleşik hayat başladı. İnsanlar üretime ilk kez burada geçti. Üretmek doğadakini değiştirmek demektir. Daha öncesinde göçebe yaşarken tüketiciydi. Hayvanlar bu dönemde ilk kez evcilleştirildi. Tekerlek ilk kez bu dönemde kullanılmaya başlandı. Böylece kültürel etkileşim arttı. Ticaret kolaylaştı. İlk kez çanak çömlekler, saklama kapları topraktan yapılırken dokumacılığın ilk örneklerini burada gördük. Birinci sorumuz. Peki bir sonraki soruya gelirsek, ki MEB ortak yazılı sorusu üstünde küçük değişiklikte karşımıza çıkardığımız, tabi biraz da geliştirdiğimiz madde sayısını arttırdığımız, aşağıdaki soruların cevaplarını yazın demiş. Mesela Türklerin kullandığı ilk takvim hangisiydi arkadaşlar? 12 hayvan Türk takvimi. Türklerin Müslüman olmasıyla uygulamaya koyduğu takvim Gaznelilerden itibaren hangi takvimi kullanmıştık? Hicri takvimi. Hazreti Peygamber'in Mekke'den Medine'ye göçünü sıfırlıyordu. Peki Selçuklar'da ekonomik ihtiyaçları karşılamak amaçlı kullanılan takvim hangisiydi? Celali takvim, Büyük Selçukların Melikşah'ın lakabı Celali'ydi. Osmanlı Devleti'nde Hicri takvimle birlikte kullanılan takvim hangisidir? Tabii ki Bizans kaynaklı Rumi takvim.
Yine MEB ortak yazılı sorusuna benzer, mutlaka sınavda gelmesi beklenen bir soru. Aşağıdaki bilgilerin ait olduğu yüzyıl, ait olduğu o yüzyıl içindeki yarı ve çeyrekleri yazalım diyor. 1071 yıl. Hangi yüzyıl diye bakalım. Milattan önce 1071, milattan önce 11. yüzyıl, 12. yüzyıl demişiz arkadaşlar. Bu 11 olacak, hemen düzeltelim. 1071, 11. yüzyılın birinci yarısı ikinci çeyreği olacak. Milattan sonra 1453'e gelirsek 15. yüzyılın ikinci yarısı üçüncü çeyreği. Lütfen bu daha öncesinde anlattığımız derdeki yüzyıllara dikkat edin. Şimdi aşağıdaki kavramları, açıklamalarını yazın. Öğretmenler somut olsun diye böyle kavram açıklamasını mutlaka sorar. Nom, tapetes, teokrasi, piktogram, ziggurat gibi kavramlar. Mısır şehir devletlerine nom deniyordu ya da nomos. Filiklerde halı ve kilimlere tapetes, dine dayalı yönetim biçimine teokrasi, ilk yazı formu piktogram ve ziggurat neydi? Sümerlerin tapınaklarına verilen isimdi. İlk çağda Anadolu medeniyetleri arasında Hitit, Urartu, Lida ve Filiklere ait özellikleri yazın diyor. Hititlere ait özelliklere bakarsak neler var? Birer özellik yazın demiş ama biz hepsinden bakalım. Merkezleri Hattuşaş, rahip kral anlayışı vardı. Tavan anlayı, Pankuş meclisini, bin tanrı lidenliğini, medeni hukuk örneklerini ve anal adı verilen yıllıkları görüyorduk. Urartu deyince bir örnek başkent Tuşbavan, madencilikte gelişmiş ev şeklindeki mezarlarıyla bilelim. Frigler deyince ne gelecekti aklıma? Merkezi Gordion, Tapetes adıyla bilinen halı kilim ve Kibele tabiat tanrıçalarına verilen isimdi. Lidya deyince ilk para ve kral yolu aklımıza gelsin arkadaşlar. Şimdi aşağıdaki soruları cevaplayın diyor 6. sorumuz. Alfabeyi kullanan ilk toplum hangisidir? Fenikeliler arkadaşlar, Suriye medeniyeti. Asur kolonileri hangi isimle anılmıştır Karum adıyla? İyanların bilim ve kültürde geçmesine neden olan iki neden, ticaret ve özgür düşünce vardı. Lidyalıların ticarete katkılarından biri nedir dersek, para icat etmişlerdi. Bilinen ilk tek tanrılı din hangisiydi? Musevilikti arkadaşlar. Tarih öğrenmenin faydalarına 3 örnek veriniz demişiz. Bir sürü örnek var ama ülke ve millet sevgisini güçlendirmesi, toplumların geleceklerine yönelik daha kararlı bir şekilde yön verebilmeleri, insanlık gelişiminin kendi toplumlarının yerini görebilmeleri, hoşgörü ve empati ile birlikte bakabilmek tarihe, toplumlarla barış içinde yaşama fikrini güçlendiriyor. Olaylar arasında ilişki kurup günümüzü daha iyi yorumlayabiliyoruz ama ülkemizde sevgisi, günümüzü daha iyi yorumlama, empati kelimelerini seçerseniz işiniz daha kolay olacaktır. Şimdi kaç tane test sorusuyla bitirelim dersimizi. Tarihi olay, tarihi olgu tanımını yapmıştı. Tarih süreç içerisinde belli bir zaman içinde gerçekleşen gelişmeler bir olay. Olgu nedir? Olayların sonuçlarına bağlı olarak ortaya çıkan uzun süreli gelişmeler bütününe deniyormuş. Bu tanım doğrusuna düşünüldüğünde hangisinin bir olgu? Bana ne soruyor? Olguyu soruyor arkadaşlar. Peki olgu neydi? Uzun süreli gelişmeler. Şimdi Türklerin dünyaya yayılması uzun süreli değil mi? Öyle 3 günde olmamış. Fransız ihtilalini bir duralım. Ticaretin gelişmesi yine çok uzun süreli bir gelişmedir. İlk çağda başladı. Hatta öncesinde hala gelişiyor. Sömürgecilik hareketleri tam olarak neden başladığı bile sorgulanır. Gerçi coğrafi keşifler olarak kabul edilse de öncesinde de görülebilir. Devletler arası rekabetler zaten her zaman var ama Fransız ihtilali tarihi bir olay olarak karşımıza çıkar. Çünkü kısa süreli bir gelişmedir. Şimdi Anadolu'nun demiş gibi özellikleri sonuçlarından hangini ortam hazırlamamıştır? Asya ile Avrupa arasında bir köprüymüş. Mezopotamya etkileşim içindeymiş. Onlarla ön Asya ticaret yollarının bitiş noktasında. O zaman farklı kültürlere ait izler taşır değil mi? Sentez bir kültür coğrafyası olur. Çünkü farklı kültürlerle etkileşimde. Roma uygarlığının merkezi haline gelmesiyle ilgisi yoktur. Olbiyan'ı sorduğu için cevabımız C olacak. Evet arkadaşlar, bir başka test sorumuz. Çivi yasının Mezopotamya'da icat edilmesiyle aşağıdaki olaylar arasında hangisi arasında bir ilişki kurulamaz? Kültürel faaliyetler hızlanır mı? Evet, çünkü yazıyla birlikte farklı toplumlara kültür aktarımı yaşanacak. Kitaplar, kütüphanelere karşı bilgi aktarımı kolaylaşıyor. Çünkü artık bilgiyi ne yapıyorum? Yazıyorum, sonraki nesillere ulaştırıyorum. Tarihçiler daha net bilgilere ulaşıyor bu sayede. Daha kolay bilgiler edinecektir. Mezopotamya'da en güçlü imparatorluklar böyle kuruldu diye bir şey yok. Yazısı olan ama imparatorluğu olmayan pek çok medeniyet var. Devlet yönetimi, ticaret ve bilim gibi alanlarda ilerlemeler yaşanır yazı sayesinde. Çünkü yazıyorum daha kolay. Kime ne vereceğim, kimden ne aldım? Devlet bunları kayıt altına alacak. Evet arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik. Kesin çıkar dediğiniz bilgi hangisidir? Bir soralım. Belki çıkacaktır. En azından herkes bir tahminde bulunabilir. Ama anlattığımız ekranları mutlaka dikkate alarak
bu soruyu da cevaplayabilirsiniz. Sınavda başarılar diliyorum arkadaşlar. Kolay gelsin. Hoşça kalın.